İstanbul'da etkili olan dolu yağışı sebebiyle bazı sigorta şirketleri yeni kararlar aldı. Hasar için dosya açtırmanın süresini Ağustos sonuna kadar uzattı. Ayrıca işlem yaptıranların kaskoları da bozulmayacak. Güzel, başarılı bir uygulama. Vallahi ben bu işlerden hiç anlamam. Çok iyi, çok güzel olur yani, çok iyi olur. Gerçekleşen dolu yağışından dolayı birçok araç hasar aldı ve şu an herkes arabasını yaptırmayı bekliyor. İşte bu araç da yine o dolu yağışından hasar almış durumda. Ama normalde sigorta şirketlerine 5 gün içerisinde bildirmeniz gerekiyor hasarınızı. Eğer siz de o süreyi doldurduysanız üzülmeyin çünkü o süre artık uzatıldı. Siz de aracınızı şimdi götürüp yaptırabilirsiniz. Peki bu nasıl olacak? Şimdi gelin onun cevabına bakalım. O nasıl oluyor? Tüketicilere Ağustos sonuna kadar... Bazı müşterilere yazlıkta olanlar var, tatilde olanlar var. Konut hasarlarını özellikle henüz hasarının farkına varmayan tüketiciler var. Bunları da makul sürelerle poliçe süresi içerisinde hasar beyanında bulunabilecekler. Bence iyi. Çok iyi yani. Bu hasarlar birkaç gün içerisinde 50 bin liraya kadar olan hasarlar bir gün içerisinde sigorta şirketleri tarafından ödeniyor. Sel ve dolu hasarından dolayı tüketiciler mağdur edilmemek için bütün çalışmalar yapılmış durumdadır. Örneğin servislerde yaşanan yoğunluktan dolayı eksperler araç sahiplerinin evlerine giderek hasar tespiti yapabiliyorlar. Size bir müjdemiz de var. Eğer aracınızı kasko tarafından yaptırırsanız bir sonraki kasko yenilemenizde yine hasarsız indirimden faydalanmış olacaksınız. Çünkü kaskonuz bozulmamış olacak. Sadece aracınızı yaptırırken Tramer kayıtlarında doğal afetten dolayı hangi zarar yaptırdığınız belli olacak. Evet, kesinlikle bir yıl sonra aynı indirimlerle poliçelerini yaptırmaya devam edebilecekler. Kasko hasarı yaşayan müşterilerin hasar aldıkları sadece Tramer kayıtlarında görünecek. Fakat hasarsızlık indirimleri bozulmayacak. Konut poliçesi olanlar herhangi bir muafiyetle karşılaşmadan eski fiyatlardan yeni poliçe yaptırmaya devam edebilecekler.